Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamaları ve Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreninde konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun vakıf iddiasına bir kez daha tepki gösterdi. Kimin kaçacağını hep birlikte göreceğiz dedi. İnsan biraz utanır ya. Kaçacak türü akıl ve ahlak dışı hezeyanlarla bu iş hiç olmaz. İşte Erdoğan burada. Ölümüne burada. Bugüne kadar bize kaçacak diyenlerin hepsi de zoru görünce kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Kimin son nefesine kadar bu millete hizmet edeceğini, kimin kaçıp gavurun kılıcını çalacağını hep birlikte göreceğiz. Kimin kaçacağını hep birlikte göreceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vakıf iddiasına bir kez daha çok sert sözlerle tepki gösterdi. Hani diyorlardı ya rahmetli Menderes ve arkadaşları için uçaklar dolusu altın kaçırdılar. Uçaklar dolusu elmas kaçırdılar. Aynen şimdi ifadeler değişiyor mu? Yok. Aynısını kim kullanıyor? Bay Kemal kullanıyor. Bay Kemal bu yalanlar tutmayacak. Biz işte 15 Temmuz gecesi savaş uçaklarının, helikopterlerin, tankların, tüfeklerin namlularından kaçmamışız. Biz gözümüzü burada açtık. İlk havamızı burada soluduk. Allah'ın izniyle son nefesimize kadar da buradayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamaları ve Millet Bahçesi ilk fidan dikim törenine katıldı. Atatürk Havalimanı arazisinin kullanılmaya devam eden kısımları dışında kalan 5 milyon metrekarenin üzerindeki alanını Millet Bahçesi yaparak İstanbul halkının hizmetine sunuyoruz. 145 bin ağaç ve fidan buraya dikilecek. Millet Bahçesi'nin ilk fidanlarını eşi Emine Erdoğan'la birlikte dikti. Cumhur İttifakı'nın paydaşları tam kadro oradaydı. Alandakilerin sayısı ise yarım milyondan fazlaydı. Bunlar parka, ağaca, yeşile karşı çıkar. İşlerine gelince ağaç kesilecek yaygarasıyla ülkenin altını üstüne getirirler. İşlerine gelmeyince beceriksizlik sebebiyle şehrin göbeğinde kesilmiş ağaçları görmezden gelirler. İşte Beşiktaş, Çırağan, o bölgede çınar ağaçlarını nasıl kestiklerini gördünüz. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin sonunda terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Biz Suriye'nin kuzeyinde teröristlerle mücadele ediyoruz. Teröristleri biz yere gömüyoruz. Ve buralarda teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Sayıştay'ın 160. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. İsim vermedi ama eleştiri oklarının hedefinde yine Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Biz birilerinin sürekli yaptığı gibi hakim savcısından polisine, üst düzey bürokratından memuruna kadar tüm kamu görevlilerini tehdit ederek kendi siyasetçimize alan açmaya asla çalışmadık, çalışmayız. Ağzından çıkan sözden de sergilediği davranıştan da haberi olmayan mazur tipler ne bizim ne kamu görevlilerinin muhatabı değildir. Anayasal güvence altında kamu hizmetini yürütmekte görevli insanları tehdit etmek ve gücünü milli iradeden alan iktidara direnmeye çağırmak faşist ve darbeci zihniyetin yansımasından başka bir şey değildir. Bu arada bir dipnot olarak da belirteyim. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Putin'le bir görüşme yaptı. Hem bölgesel gelişmeler hem Rusya-Ukrayna savaşı ve tabii ki ikili gelişmeler de ele alındı. Görüşmeye dair başka da bir ayrıntı verilmedi. Onu da belirtmiş olalım.